İlk insanın uzaya ulaştığı günden 63, Ay'a ulaştığı günden 55 yıl sonra ilk kez bir Türk vatandaşı uzaya ulaştı. Ulaştı ulaşmasına hepimiz çok gurur duyduk ama neden uzaya gitti ve orada tam olarak ne yapacak? Hepimiz haberlerden olayın bir kısmını öğrendik. Ama yine de medyada çok yer bulmayan, üzerinde durulmayan çok ama çok önemli detaylar var. Bu videoda hepsine açıklık getirmek istiyorum. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü: İstikbal göklerdedir. Pek çoğumuz uzaya insan göndermenin devletlerin kontrolünde olduğunu düşünüyoruz ama yanılıyoruz. Evet, uzay devrimini devletler başlattı ama artık devletler sürdürmüyor. Peki bunun konumuzla ve ilk Türk astronotun sadece 14 gün sürecek uzay macerasında yapacaklarıyla ne ilgisi var? Mesela ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı'yı ve tüm mürettebatı taşıyan kapsülü de, roketi de SpaceX üretti. Uzay görevini organize eden şirket de Axiom. Her ikisi de özel şirket. Biri 2002'de kuruldu ve yeniden kullanılan roketleri üretti. Diğeri 2016'da kuruldu ve dünyanın ilk ticari uzay istasyonunu inşa etmeyi amaçlıyor. SpaceX bu görevde Falcon 9 roketini ve astronotları taşıyan Dragon kapsülünü Axiom'a kiralıyor. Axiom ise müşterisi olan ülkeler tarafından seçilen astronotların eğitiminden sorumlu. Devletler artık bu şirketlerin müşterisi. Axiom Space devletlerden bu parayı alıyor, bir kısmını astronotların eğitimlerine harcıyor, bir kısmını da roket ve kapsül kirası için SpaceX'e, fırlatmaya ve rampaların kirası için de NASA'ya veriyor. Yardımlar ve laboratuvarlara harcanan paralardan sonra gerisi tamamen kar, kemiksiz, tertemiz. Şirket bir rakam paylaşmıyor ama her bir astronotu uzaya gönderip geri getirmenin maliyeti, ücreti $55 milyon. Türkiye minimum $55 milyon para harcayan bir müşteri konumunda şu an. Peki ya Türkiye ve diğer devletler? Bu kadar parayı sadece uzayda bizim de astronotumuz olsun diye mi verdi? Hem öyle hem de değil. Bunun için Axiom 3 görevinin içeriğine bakmamız şart. Axiom 3 görevinde yer alan 21 yıllık F-16 pilotumuz Alper Gezer Avcı'ya 3 kişi daha eşlik ediyor. Tıpkı kendisi gibi tecrübeli bir savaş pilotu olan Markus Wandt, ülkesi İsveç'i temsil ediyor ve o da ilk kez uzaya gidiyor. Dragon kapsülünü dünya yörüngesinde neredeyse bir gün boyunca uçuran ve istasyona kenetleyen kişi, yani uzay pilotumuz da İtalyan Walter Valide'yi. Görevin komutanı ise daha önce 5 kez uzaya giden, hayatının son 40 yılını savaş uçakları ve uzay araçlarıyla geçiren İspanyol asıllı ABD'li astronot Michel Lopez Alegria. Bu isimleri sayarken bir şey fark ettiniz mi? İstasyonda yüzlerce gün kalabilen astronotların çoğu fizikçi, jeolog, kozmolog, biyolog, kimyager, yani bilim insanı olurdu ama Axiom 3 görevindekilerin tamamı asker, hatta tamamı pilot. Peki neden? Oraya gidip savaş uçakları kullanacakları için değil elbette. Pilotlar operasyonel deneyimleri yüksek insanlar. Bir bilim insanına kıyasla daha kısa sürede uzay koşullarına hazır hale getirilebiliyorlar. Seçildikten sonra eğitimleri daha kısa, yaklaşık 1 yıl sürüyor. Bir bilim insanı ise yeryüzündeki bilimsel eğitimleri dahil toplam 10 yıllık sürede ancak astronot olabiliyor. Axiom iyi yere tezgah açmış diyebiliriz yani. Devletlere bana şu kadar para ver, ben de sana normalin 10'da biri sürede astronot yetiştireyim diyor. Devletler ise hali hazırda hayatları boyunca milyonlarca dolar harcadıkları pilotlarını bu iş için görevlendiriyorlar. Bu anlatım şeklim kulağa epey abes gelebilir. Ama durum bayağı böyle bir esnaflık düzeyine ticarileşmiş artık. Videoyu hazırlarken dinlediğim 44 dakikalık bir basın toplantısında Axiom'un kurucusu, şu anda bu yolculuklar çok maliyetli ama SpaceX dışında başka şirketler çıkarsa biz de fiyatları aşağı çekeriz falan deyip diğer şirketlere iş atıyor. Yani durum bu. Uzayda artık paraya döküldü. Bu ticari uçuşlarda aslında artık çok vakti kalmayan, yaşlanan uluslararası uzay istasyonu hurdaya ayrıldıktan sonraki ticari uzay çağına bir hazırlık. Böyle bir çağ ismi falan verince ortamın havası biraz değişiyor biliyorum. Ancak işte o kaçırdığımız devletler arası uzay yarışından sonra ticari uzay çağını yakalamak için bir şansımız var artık. Bu şansımız da ilk astronot ve sonrakilerin yapacakları işlere bağlı. Buraya birazdan geleceğim. Önce gelin Alper Gezer Avcı'nın uzayda neler yapacağına yakından bakalım. 4 astronot 14 gün boyunca istasyonda kalacak. Burada 30'dan fazla bilimsel deney yapacaklar. Bu deneylerde toplanan verileri yeryüzündeki bilim insanlarına getirecekler. Yani bir bakıma üstün yeteneklere sahip bir ulak görevi görecekler. Bu açıdan istasyonda kalan bilim insanlarından farklı yönleri var diyebiliriz yani. İlk astronotumuz da bu deneylerin tıp,
mühendislik, fizik ve biyoloji alanlarında yapılacak 14 tanesinden sorumlu olacak. Hepsinin adı açıklanmadı ama açıklananlardan en ilginciyle başlayalım. Uzayda tarım yapmanın yolunu arayan TÜBİTAK'ın sponsorluğunda yapılacak bu deney. Deney sonucunda CRISPR tekniğiyle genetiği düzenlenmiş bitkilerin düşük yer çekimine sahip uzay ortamındaki strese ve yetiştirilmesinde kullanılan tuza karşı tepkileri araştırılacak. Evet, biraz karmaşık ama önemli. Sonuçlar uzayda daha dayanıklı tarım mahsullerinin yetiştirilmesi için kullanılacak. Bir diğer deneyde güçlü ve sağlam metal alışımların uzay şartlarındaki dayanıklılığı test edilecek. Araştırmalardan sonra uzay, havacılık, otomotiv, enerji, tıp dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılabilir sonuçlar elde edilecek. Mesela mukavemeti yüksek metaller savaş veya yolcu uçaklarında kullanılıyor şu an. Üçüncü deney, sıfır karbon atıkla, hatta direkt karbondioksit ile enerji üretmenin bir yolunu aramak için kullanılacak. Metal ile bir gazın tepkimesi sonucunda yanan gazdan açığa çıkan enerjinin uzay ortamındaki verimliliği sorgulanacak. Mesela bu yolla Mars'ın atmosferindeki insan için öldürücü seviyede olan karbondioksit ile enerji üretmek bir gün mümkün olabilir. Oraya gidecek insanları geri getirecek roketlere de enerji lazım sonuçta. Dördüncü deney, astronot Alper Gezeravcı yola çıkmadan başladı bile. Görev öncesi, sırasında ve sonrasında kendisinden kan ve doku örnekleri toplanıyor. Bu örnekler TÜBİTAK tarafından düşük yer çekimli ortamın insan bağışıklığına etkisini araştırmak için kullanılacak. Beşinci deney de buna benzer. Ancak bu kez Türkiye'deki uzay tıbbı üzerine çalışan bilim insanları görev alacak. Astronotların uzay koşullarındaki sağlığı için araştırma yürütecekler. Örnekler yine Alper Gezeravcı'dan alınacak. Altıncı deney ise arılarla ilgili. Yani bildiğiniz arılar. Arılar tarafından üretilen ve antioksidan etkiye sahip propolisin uzay ortamında bakterilere karşı verdiği savaş test edilecek. Bu da gelecekteki uzay uçuşlarında kullanılmak üzere propolisli temizlik malzemeleri üretilmesini sağlayabilir. Yani belli mi olur, belki Türk malı uzay selpağı falan üretiriz. Ticaret ticarettir sonuçta. Yedinci deneyde bu kez algiler iş başında olacak. Çünkü bu tek hücreli canlılar hem astronot yiyeceklerinde yer alıyorlar, hem de karbondioksit, sıcaklık ve geri dönüşüm için kullanılıyorlar. Hatta uzay tarımında gübre görevi bile görebilirler. İşte bu ihtimallerin ne kadar tutarlı olduğunu deneyler ve araştırmalar sonucunda görmüş olacağız hepimiz. Açıklanan son deney ise yapay zeka ile ilgili. İnsanlardan çıkan solunum, konuşma, yani böyle öksürük sesleri üzerinden kanser, ses telleri, kalp damar ve göz hastalıkları dahil 70'ten fazla hastalığı tanımlamak ve erkenden teşhis etmek için kullanılacak yapay zeka uzay ortamında test edilecek. Bu da dünyadaki tıbbın ilerlemesine, işte erkenden teşhise doktorlara katkı sağlayabilir bir gün. İşte tüm bu deneyleri yapabilme, o verileri kendi topraklarımıza getirebilme şansına sahip olacağız. Uzayda dostumuz ama ticari açıdan rakibimiz olan devletler onlarca yıldır yapıyor bu deneyleri. Bugüne kadar uzay teknolojileri için yapılan araştırmalar sonucunda bilgisayarları, telefonları, kablosuz interneti ve daha çok fazla teknolojiyi kullanmaya başladık. Tüm bunlar gösteriyor ki Türkiye geç de olsa kaçırdığı uzay yarışına ticari alanlarda dahil olabilir. Biraz zor ama SpaceX ile rekabet edebilecek uzay taşımacılığı şirketleri belli ki bu sektörün geleceği olacak. Hatta belki roket, belki kapsül, kapsülde kullanılacak, roketlerde kullanılacak malzemeler, dayanıklı metaller, temizlik malzemeleri, uzay ilaçları, gen düzenleme teknikleri, uzay tarımı, atıksız enerji üretimi, gördüğünüz gibi bu işin hiçbir sınırı yok. Yani özetle uzaya insan göndermekten ve bir astronota sahip olmaktan çok bunu neden yaptığımız daha önemli. Umarım ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı günün birinde pilot ya da komutan olarak görebiliriz. Umarım 14 günlüğüne değil de aylarca orada kalabilecek onlarca astronot yetiştirip bu bilimsel araştırmaların sayısını arttırabilir, daha fazla bilgi üretip yarışı kazanma şansımızı yükseltebiliriz. Yine de insanlığın aydaki ilk adımını radyodan dinlemiş bir neslin torunu olarak, bizim torunlarımız ilk kez Mars'a atılacak ilk adımı izlemekle yetinmesinler diye yapılanları size aktarmak benim için heyecan vericiydi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın.